son dakika haberi de var. Ekranlarınızda kırmızı bantın üzerinde görüyorsunuz. Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti yaşanan bu sıkıntıdan ötürü. Ama Türk Hava Yolları yetkilileri en yakın zamanda seferlerimiz normal seyrine dönecektir açıklamasını da yaptı. Tekrar ediyorum, Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti. Türk Hava Yolları yetkilileri de en kısa zamanda normal seyrine dönecektir dedi. Konuğumuz var, bilişim uzmanı Enes Dur. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Can Bey. Bir sürpriz oldu bu sabah. Ama acaba sürpriz mi diye insanın içerisine pek çok soru işareti doğuyor, kuşkular da doğuyor. O kuşkulardan en fazlası, pek de üzerinde durulmayan, şimdi hatırlayacaksınız, dün İsrail'e, Tel Aviv'e bir drone saldırısı yapıldı. Şimdi İsrail'in malum bir demir kubbesi var. Yani her türlü saldırıya karşı İsrail havasını, hava sahasını, kentlerini korumak üzere kurulmuş, son derece de etkili olduğu bilinen bir demir kubbe var. Bu demir kubbede son zamanlarda bir iki noktada açıklar tespit edilmişti. Deniyor ki ya da iddia ediliyor ki diyelim, bu açıkları kapatmak için bir güncelleme yapılırken bir şekilde sisteme sızdılar. Her ne kadar bir siber saldırı şeklinde görülmese bile, öyle olmadığı açıklamaları yapılmış olsa bile bu güncelleme sırasında sisteme sızıldığı ve şimdiki durumla karşılaşıldığı iddia ediliyor. Tabii yani siber saldırı değildir tespitini yapmak da aslında pek kolay görünmüyor bana. Yani onu da kısa süre içerisinde tespit etmek son derece zor. Nedir bu varsayıma göre, bu iddiaya göre söyleyebilecekleriniz? Olabilir mi böyle bir şey? Can Bey, bence güzel noktalara değindiniz. Mutlaka olasılıklar üzerine zaten konuşuyoruz. Bunu şu anda bu kadar kısa sürede kesin olarak bilgiye erişemeyiz. En azından o şirketlerin yönetim seviyesinde bilgiye erişemediğimiz için. Onlar şu an basına ne yansıttıysa bunlar hakkında bilgimiz var. Toplamda ama bu seviyede bir şirketlerin bir ürün çıkarırken tekrar tekrar test sürümleri var. Alfa testi var, beta var, ön ürün testi var. Daha sonra ürüne çıkıyor. Böyle büyük bir yapıda dünyaya hizmet sağlayan bir şirkette böyle bir güncellemeyi, bu testi yapılmadan çıkmış olması böyle bir imkan, yani bu böyle bir yanlışlık yapmaları benim için çok mantıklı gelmiyor. Burada dediğiniz gibi onun içinde şüpheler oluşturmuş oluyor. Tüm dünyaya hizmet sağlayan bir şirketin bir güncelleme geliyor ve güncellemeyi alan her cihaz direktmen mavi ekrana geliyor ve bozuluyor. Burada dediğiniz gibi bir olasılığı ben de düşünüyorum. Böyle bir ihtimal dahilinde düşünüyorum. Evet. Bakalım arkasında, eğer böyle bir şey varsa arkasından kimin çıkacağı da son derece önemli. Yani dünyanın pek çok ülkesinde aksaklıklar yaşandığını biliyoruz, duyuyoruz. Her kesimde, neredeyse her alanda bunlar yaşanıyor. Ama mesela şimdiye kadar, hani töhmet altında bırakmak gibi olmasın ama, Çin'den en ufak bir ses de daha çıkmadı. Bu şöyle örnek verebilirim ona. Biz de kendi ürünümüzde bir Subsys AI olarak yerli bir yazılımız, açık kaynaklı open source işletim sistemleri üzerine ürün geliştiriyoruz. Biz şirketin tek elinde olan bir ürün geliştirmiyoruz. Tüm dünyadaki yazılımcıların eriştiği daha sistematik bir yapıda biz. Mesela Çin de genel olarak kendi Microsoft'un veya Google'un hizmetlerini değil de kendi servislerini kullanıyor. Zaten aralarında da bir teknoloji savaşı da var. Bazı hizmetlerini kullanmak istemesine rağmen onlara paylaşmıyorlar. Burada şu anda da hani yerli bir yazılımın ne kadar önemli olduğu. Çünkü dışa bağımlıyız. Her konudan bu şey aynı şekilde önemli. Yazılım alanında, teknoloji alanında dışa bağımlılık ciddi alanda bir sorun teşkil ediyor. Biz örneğin, ben interneti yani açtığım zaman haberim oldu. Bizim kendi ürünümüzle ilgili herhangi bir sorun olmadı. Tüm müşterilerimize aktif olarak hizmet vermeye devam ettik. Microsoft'a bağımlı ya da herhangi bir diş şirkete bağımlı değiliz çünkü. Bu şekilde yapılar kurulursa, ülkemizde de bununla ilgili birçok çalışmalar da devam ediyor. Aktif olarak sürdürülüyor. Bu şekilde dışa bağımlı, hem teknoloji anlamında hem diğer alanlarda bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada ilk başta dediğiniz nokta, herkesin aklında o şüphe devam ediyor. Çünkü böyle büyük, tüm dünya hizmet sağlayan bir şirketin aynı şekilde bir test etmesi lazım. Hani o sunucu herhangi bir kere test etmiş olsalar, başına gelecekleri bir hata. Hani
Çok değişik bir durum oldu, imkansız o şekilde tüm bilgisayarlarda hani bir kere test edilmiş olsa görülecek bir hata. Hiç test yapılmadan sürüm çıkılmış gibi, yani yayınlanmış gibi bir durum var ortada. Bu da şüpheleri biraz arttırıyor. Evet.